Herkese selamlar dostlar. 27 ve 28 Temmuz iddia tahminleriyle hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hem 27 Temmuz'a hem 28 Temmuz'a birer tane ideal kombine çıkardım. Yine videonun içinde yüksek oranlardan bahsedeceğim. Videonun sonunda ve videonun başında zaten sizlere kuponları göstereceğim mutlaka. Mutlaka e, videonun sonunda zaten kuponları göstereceğim. Videonun başında hemen sizlere bir şey göstereceğim. Zaten yüksek oran 3.35'lik bir oran vereceğim sizlere aynı şekilde. Ondan sonra bir de arkadaşlar Galatasaray maçının geçen skor yarışması yapmıştık bildiğiniz üzere. Galatasaray maçının skorunu bilen çıkmamıştı. Yine aynı şekilde bir skor yarışması yapalım diyorum. Geçen maçta 5-2'lik skor vardı. 5-0'lık skor vardı. Ödül verememiştik. Şu ödülü de şunu düşünüyorum ödül olarak da. Bilen kişi, bilen kişiler arasında bir kişiyi katıl Telegram grubumuza alalım. Bir ay boyunca faydalansın, değerlendirsin. İsterse zaten sonra kendi de katılacaktır mutlaka arkadaşlar. Dediğim gibi Galatasaray ve PSV maçının maç kollarını yoruma bekliyorum. Bu arada arkadaşlar sizden ricam video bir like atıp ya yorum ya isterseniz like atın, isterseniz dislike atın. Hiç problem değil. O butonlara basın. Yorum olarak da isterseniz küfür edin, hiç problem değil. Ama yorum olarak da bir şeyler yazarsanız teşekkür ediyorum şimdiden arkadaşlar. Elinize emeğinize sağlık. Geçelim maçlara. Arkadaşlar öncelikle bugün e, 20 6 Temmuz'da sizlere 5 tane mücadele vermiştim. Şöyle göstereyim sizlere. Ekranda gördüğünüz üzere 5 tane mücadele var burada. 3 tanesi futbol, 2 tanesi basket. Ben hemen ekrana görüntü gelsin. Katıl basket olaraktan da ve YouTube basket kuponu olarak da zaten değerlendirdim bu mücadeleyi. İki kombinemizde yani ikili yaptığımız tek kombine kazanmıştır. Değerlendirenleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Basket kombinesini ben zaten arkadaşlar katıl grubuna sadece günün tek kombinesi olarak verdim. İsterseniz onu da göstereyim. Fakat şimdi şeyi söyleyeyim. Diğer 3 maçımız başlamadı. Fenerbahçe'nin maçı var 2-0 yeniyor. Nazım Sangare güzel bir gol. Yine Ozan Tufan'dan güzel bir gol izledik. Her maçı takip ediyorum. Bu sezon gerçekten güzel şeyler yapacağız inşallah diyerekten de devam ediyorum. Katıl grubundan bahsedeyim sizlere. Bakın ben sadece şu yazıyı göstermek istiyorum. Ekranda görüyorsunuz. Slovenya maçı, İspanya maçı. Yarının tek kombini arkadaşlar sabah 8'de başlıyor futbol kombinesi olmayacak. Youtube'da yüksek oran bahsettim onlara bakabilirsiniz. Bu kupona çok yüksek girmeyin. Takiplik olsun. Oran takibini de yazmışım ben buraya. Slovenya 173'ten 175'e. Japonya'da da 64'ten 65'e kadar yükseldi. Yani bunlar bahislerin geldiğini bahislerin gelme olasılığını güçlendirdi şeklinde bir açıklama yaptım ben zaten. Tek kombin olarak verdim. Tek kombinimiz kazandı. Onun dışında Nürnberg maçımız yapmıştı bildiğiniz üzere. Nürnberg maçıyla Kopenhag maçını kombinlemiştik. Katıl grubunda bir tane ekstra kombine yaptım telafi diye niyetine. O da geldi arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir iş yaptık. O da geldi. Değerlendiren katıl grubu destekçilerime teşekkür ediyorum arkadaşlar. Onun dışında şöyle gösterirsem bakın Editör Çağrı arkadaşımızın yaptığı performansı şuradan göstereyim sizlere. Çin deplasman 0.5 yüz. Ondan sonra ilk kere 1.5 yüz. Şöyle söyleyeyim. Bu bahisler bazen de olmuyor. Avrupa'da oynayanlar değerlendiriyor genellikle. Grubumuzda zaten birçok Avrupa'dan değerlendiren bahisçiler var. Bu da benim mesela Japonya maçı hakkında maçı takip ediyordum. TRT Spordaydı. Onun hakkında bir analizimi yazmıştım. Geldi zaten her türlü kazanıyoruz şeklinde yapıştırdım. Geçtim. Değerlendiren arkadaşlara da tebrik ediyorum. Bu da şöyle efektimiz olsun. Havalara paraları saçalım. Onun dışında başka diyeceğimiz katıl grubundan bahsettim. Hemen bahisimiz ekrana gelsin arkadaşlar. Özel bahis olarak bunu önereceğim sizlere. Kadın milli futbol pardon. Kadın milli voleybol takımımız Tokyo'da mücadele etti. Biz bir önceki maçı değerlendirdik. Hatta 5-60 orandan değerlendirdik biz bir önceki maçı. Onu da videoda zaten göstermiştim değerlendirdiğimizi. Katıl grubunda yapmıştık. Ben yine katıl grubumuza güveniyorum. Özellikle Evra'nın o smaçlarını, manşetlerini artık neyse karşılayacak var mı bilmiyorum. Çinliler de son maçta Çinlileri yendik. 3-0. Çin kadın voleybol takımını yendik. Çin kadın voleybol takımı da son olimpiyat şampiyonuydu. Yani o şampiyona öyle bir ezimet yaptıysak yani bizim karşımızda kolay kolay duracak kolay kolay kimse yok yani. MBS3 olarak gösteriyor burada arkadaşlar. Fakat yanına bir 0 5'lik 3 tane maç, 2 tane maç ekleseniz yaklaşık burada 5 orana kadar çıkabilirsiniz. Avrupa'da oynayanlar da tek maç olarak değerlendirsin. Fakat şunu da söylüyorum. Bu maça kesinlikle yüksek oynamayın. İtalya kadın voleybol takımına baktım. Gerçekten dişli bir takım yani dişe diş geçebilecek bir mücadele. Fakat ben Milli takım yönünden sadece artık kadın voleybol takımımıza güveniyorum. Fener'in sultanlarına. O yüzden isteyen arkadaşlarımız burada. Matsun 2'yi değerlendirirse tamamen size kalmış. Ama ben yüksek orandan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Maç da yarın saat 10.25'te sabah maçı. Maçı da izleyeceğim ben zaten. yeri gelirse Avrupa'da oynayanlara katıl grubumdan da zaten mutlaka canlı olarak desteğini vereceğim. Ekrandan gitsin ve başlayalım 27 Temmuz'un maçlarına. İlk maçımız Helsinki Malmö maçı. Bu arada tek bir kombin yaptım. Bugün gerçekten hemen 27 Temmuz gününden bahsedeyim. Arkadaşlar normalde bugün iddia oynanmaz. Gerçekten oynanmaz. İlk maçlar sıkıntılı. İlk maçta favoriler kazanmış. Yani burada 4 maçın 2 tanesi sürpriz çıkabilir arkadaşlar. Lütfen lütfen dikkatli oynayın. Salı günü biraz daha düşük oynayın. Bu öneri diye baştan yapayım. Ve videoya bir like atmazsanız da ayıp edersiniz diyerekten de Helsinki maçına geçiyorum hemen. Helsinki Malmö mücadelesi arkadaşlar. Şöyle bakayım. 5 dakika muhabbet etmişiz. Her neyse sağlık olsun. Hızlı geçeceğim. Malmö ile Helsinki maçı. İlk maçta Helsinki 2-1 kaybetti. Malmö burada 2-1 kazandı. Helsinki'nin golü 2-1 yani kaybettiğine bakmayın. Helsinki top falan oynamadı ilk mücadelede. Yani Helsinki orada 4-5 yemediğine doğa Helsin. Malmö de çok üstüne gitmedi. Toplu oynadı. Fakat yani o bitirici pozisyonlara Malmö'nün o istediğimiz pozisyonlara girmedi. Burada ben sizlere yüksek oran denemesi yapacağım biraz. Yani yüksek orandan öğreneceğim bu mücadeleyi. İdeal kombineme almadım. İlk maçta zaten Helsinki'nin ben top oynamadığını biliyorum. Malmö'de son maçını ligde oynadı 2-0 kazandı ve rotasyona gitti kadroda. İleride Çolak olsun e, dinlendirdi. Defans oyuncusu olan dinlendirdi. Sol açığını dinlendirdi. Yani Malmö burada bir rotasyona gitti. Bu maçı tekrardan önem veriyor arkadaşlar. Burada yani Çoğu kişi şunu düşünüyor arkadaşlar mutlaka. Mutlaka gelebilir bakın. Bu maçın KG varı gelebilir. Ama çoğunuz böyle bir düşünce içinde olduğunu da biliyorum ben. Ben bu maça KG oynar geçerim diye mutlaka düşünüyorsunuzdur. Fakat ilk maç Helsinki güzel futbol oynamadı yani. Gole şansı attı. Şansa bir tane gol attı. Hiç kusura bakmayın şansı attı yani o golü zaten. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Malmö ekibi ile Helsinki ekibi arasında yani İsveç ile Finlandiya ekibi arasında fark var yani. Bu iki takım arasında güzel bir kalite, gömlek farkı var. Ben bu maçta size yüksek orandan ne önereceğim musunuz? mu? Mat sonu 2 buçuk alt yaptığınız zaman da şöyle göstereyim. 2-15 gibi orandan değerlendirmek isteyenlere tek maç olarak değerlendirme önerisi olarak sunacağım sizlere. Bu maçta Malmö gibi tekrar kazanabilir. Rotasyona gitti. Kalite farkı var. Helsinki ilk maçta top oynamadı. Maç sonu 2 45 alt yaparsanız tekne olarak değerlendirmiş olursunuz. Diyerekten de geçiyorum bir diğer mücadelemizde. Omonia ile Dinamo Zabrek oynadı. İlk maçta arkadaşlar maç hakkında size bilgiler vereyim. Omonia ekibi herkesi şaşırttı yani. Ben maçın özetini izledim. Gerçekten çok net pozisyonlara girmiş. Güzel bir futbol sergilemiş. Zabrek'e karşı Zagreb de aynı şekilde güzel futbol sergile sergilemiş ama ki kazandı da zaten 2-0 kazandı. Fakat yani Omonia'nın yanında gol bulması bekleniyordu o maçta. Ben burada Güney Kıbrıs ekibinin kendi evinde oynayacağı mücadelede Biraz daha normalde Omonia ekibini biz ilk maç nasıl anlattık? Defansif olarak anlattık biraz. Defansif olarak anlattık biraz. Kusura bakmayın bu maçta biraz daha hücumunu arttırabilir diye düşünüyorum ben. Yani zaten 2-0 kaybetmişsin. Deplasman gol kuralı diye bir şey de yok zaten. Sen bu maçı mutlaka 3-1, 2-0 yani iki farklı kazanmak zorundasın maçı uzatmak için. Eğer geç, geçmek istiyorsan zaten 3 fark, 4 fark atman lazım. Geçelim neyse onu. Zagreb'e baktığımız zaman da yine organizasyon olarak da güzel işler çıkardı yani takım oyununu uygulayabiliyor Zagreb ekibi. Son oynadığı lig maçını da kazandı zaten. Ufak bir rotasyona da gitti oynadığı da lig mücadelesinde. O oynama karşısında da ben yine gol atabileceğini düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu 27'sinde biraz daha temkinli olmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. 28'i mi? Günleri karıştırırım artık. Fark etmez. Ya ben bu mücadeleyi kombineme de aldım. Güzel orandan aldım. KG varanı 1.58 gibi orandan aldım. Ben bu maça yüksek olarak ne oynarım? Bak şu iki tercih arasında kaldım. KG'sini aldım. 0-1 çifte şansının oranı 1.52 bakın. Omonia ekibi bu maçta kaybetmeyebilir yani güzel bir beraberlik maçı olarak da duruyor zaten. Fakat ben skor olarak beklentim 1-1 veya erken gelen bir gol olursa karşılık bulabilir diye düşünüyorum. O yüzden idealden burada KG varı aldım. Yüksek oran isteyenleri ise arkadaşlar bir maç sonu 0 denemesi veya başka bir ideal tercihinle arkadaşlar alternatif olsun kafanızda bulunsun bunlar. 0-1 çifte şansı değerlendirebilirsiniz çünkü Omonia ekibi ilk maçta gerçekten güzel bir performans sergiledi. Geçiyorum bir diğer mücadelemize. Bu maçı KG var olarak aldık idealimize. Zalgiris ile Ferenc Varoş mücadelesi. İlk maçta arkadaşlar French Varoş 2-0 kazandı. Daha farklı da olabilirdi. Zalgiris biraz defans yaptı. Bu maçta yine şöyle düşünüyorum ben. French Varoş zaten kalite anlamında üstün yani. Bunu konuşmaya gerek yok bu mücadelede. E yine oyunu domine edebilirse, topu ayağında tutabilirse zaten ilk mücadele 2-0 kazanmış. Oyunu topu ayağında e, tutabilirse yani biraz da zaman yılında geçirebilirse şöyle düşünüyorum. Ben Zalgiris'in yani kalite anlamında zaten sıkıntı çekiyor. Fakat şöyle French Varoş kalesine erken bir gol atmazsa yani gol atarsa sıkıntı girer bu benim tercihim. Tercihim şu ben bu maçta biraz da KG varın KG var diyorum pardon. E, KG varını aldık ya 1.58. Buradan da ben 3.5 alt tercihini alırsam 1.31'lik oranı var. İki maçın kombinesi oranı zaten videonun sonunda da göreceksiniz. İki küsürü aşıyor yani ideal tercih olarak da ben burada üç buçuk alt tercihini alacağım arkadaşlar o yüzden değerlendirmek isteyenlere öneriyorum ben bu maçta French Forage'un toplu oynayacağını ve 2-0'lık skor avantajını iyi kullanacağını düşünüyorum o yüzden üç buçuk alt tercihini değerlendirdim İsteyenler değerlendirebilir üç buçuk alt tercihini aldım zaten 27 Temmuz bu kadardı geçelim 28 Temmuz arkadaşlar 28 Temmuz'a hoş geldiniz diyerekten de tekrar devam ediyorum. Bu arada bakın videoya bir like atmazsanız gerçekten ayıp edersiniz bu güzel performansa. Bu aralar gerçekten muazzam gidiyoruz. Like'larınızı yorumlarınızı bekliyorum. Geçelim Midland'la Celtic mücadelesine. Bu maç biraz şöyle anlatayım. İlk maçta Midland zaten golü buldu beraberliği kaptı mı ne oldu bir şeyler oldu. Aynen ilk maç berabere bitti. Golü buldu beraberliği kaptı. Celtic çok çok iyi oynadı. Özellikle ilk mücadelede arkadaşlar şu detayı kesinlikle vereyim. Oyuna Celtic tarafına sonradan giren oyuncular gerçekten büyük bir katkı sağladığını söyleyeyim. Selti'ye baktığımız zaman da şöyle göstereyim ben. Form durumundan göstereyim hemen sizlere. Midnight'la oynadığı bir mücadele vardı. İşte 0-0 bir berabere kaldı. Ondan sonra West Ham'la bir hazırlık maçı oynadı. Yine kadroda rotasyonlar yaptı zaten. Yedek oyuncuları yaptı. 6-2'lik mağlup oldu. Yine burada da Midland mücadelesine hazırlandıklarını yani o Midland maçı için bir Hazırlık maçı düzenlediklerini de belirteyim. Burada Midland ekibine karşı zaten bence galip gelebilir yani şöyle söyleyeyim. İdealden değerlendirirseniz bu Celtic'in yenilmezliğini alabilirsiniz arkadaşlar. Fakat yani ben şunu da düşünüyorum. Bu maçta çok fazla gol çıkacağını da düşünmüyorum açıkçası. Ama şunu biliyorum ki geçen maçta sonradan giren oyuncular çok fazla katkı sağladı Celtic adına. Bu maçta yine o oyuncuların çoğunluk olarak süre almasını bekliyorum. Yani o sonradan giren oyuncuların bu maçta daha çok süre almasını bekliyorum. O yüzden şöyle bir önerim olacak. Celtic'in yenilmezliğini bir idealden değerlendirebilirsiniz. Kombineme değerlendirmedim ben. 0-2 çifte şansa 1.35 olan açmışlar. Bence değerlendirilir bakın. 0-2 çifte şansı bir alın. idealden. yüksek orana baktığımız zaman da Celtic ilk maçta, ilk maçta etkili oynadı. Midland maçını izledim ben. Bazı siyahi futbolcuları var zaten ileri attığında. Bahsetmiştim daha önceden de. Burma gibi futbolcular Türkiye'den örnek vermem gerekirse. Bireysel anlamda iş yapabilecek futbolcular. O yüzden ben bu mücadeleyi de idealden 0-2 çifte şansı yine bir beraberlikle çıkıyor. Yüksek oran tercihi yapmadan devam. İtalya'ya ideal verelim bu mücadeleye. Yüksek oran çünkü hiç belli olmaz bu mücadele. İdealden 0-2 çifte şansı önerelim. Devam edelim. Gelelim Galatasaray PSV mücadelesine. Maç skorunu mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Ben maçta sadece yüksek oran tercihi yapacağım. İdeal kombinemi almayacağım. Tekli bir kombine çıkardım yüksek orandan. Ona değerlendirdim. Arkadaşlar Galatasaraylı oyuncular da biliyor ki ya biz diyor bir elendik diyor. Reaksiyon gösteremeyiz diyor yani. PSV geliyor. Dinamik. Dinamizm, dinamizm çok fazla PSV'de yani. Hepsi Galatasaray'dan sağ içinde çok diri olduğunu da belirtelim. Yani hatalı goller gelmeseydi bile o ilk maçta ne kadar 5-1'lik maç bitti ya hatalı goller gelmese bile PSV zaten bence bir 3 atacaktı bu takımı Galatasaray'a. Bu arada ben de Galatasaraylıyım. Tekrardan belirteyim. Çoğu videoda belirtiyorum. Burada PSV mutlaka yine hücum futbolunu koyacaktır. Yani baktığımız zaman da ileride bir örnek vereyim. Götze'yi, Zahavi'yi geç zaten. Maduki'ye örnek vereyim size oyuncu. Tek başına zaten duman edebilecek bir e, oyuncu. Yaptığı transferlerde bu mücadelede mutlaka oynamayacaktır zaten Galatasaray'ın. Galatasaray'ın zaten bu maçta bir mucize gerçekleşmezse ben turuğa geçebileceğini sanmıyorum. Hatta abi hatta ben bu maçta yine önerim PSV tarafınıza gitmenizdir. Yani bu orandan PSV tarafına ben giderim. Hatta videonun sonunda da zaten tekli olarak önerdim. KG varı da önermeyeceğim. Galatasaray geçen maç gol attı ama yani çok fazla bir pozisyona girmedi. Emre Kılıç bir boş kaldı, güzel bir kafa vuruşuyla attı. Benim tercihim bu maçta PSV tarafında olacağım. Direkt maç sonu 2-0 6'lık gibi orandan, yüksek orandan tekli olarak değerlendirmenizi önereceğim. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız maç sonu 2'yi burada değerlendirebilirler. Geçiyorum bir diğer mücadelemize. Young Boys mücadelesi şöyle geçebilirsek aynen. Young Boys mücadelesi Bratislava ile oynayacak arkadaşlar. Bu maç hakkında çok fazla konuşmaya gerek var mı sanmıyorum. Şöyle söyleyeyim ilk maç berabere bitti zaten. İlk maçta da etkili oynayan takım Young Boys takımıydı. Bratislava burada ne yapacak? Ya biz defans yapalım diyecek. Atarsak bir tane atarız üstüne de bir güzel yatarız diyecek Bratislava. Yani hücum yapabilecek gücü yani gücü yetmez anladınız mı? İlk maçta zaten Young Boys zaten daha etkili oynadı. Hem hücum anlamında hem de pozisyon anlamında daha kaliteli ta olan taraf veya daha etkili olan taraf Young Boys ekibiydi arkadaşlar. O yüzden Young Boys'un ben zaten bir galibiyetini kafama yazdım. Siz de yazın. Galibiyetini yazdınız. Sonra Bratislava ne yapacaktı bu maçta? Diyecek ki kardeşim ben defans yaparım. Atarsam da bir tane atarım. Maçı da götürürüm diyecektir. Young Boys buna izin verir mi? Sanmıyorum işte. Mevzu burada kopacaktır. Mevzu nerede kopacaktır biliyor musun? Young Boys'un ilk golünün geleceği dakikada kopacaktır. Eğer Young Boys bu maçta zaten son bir maçı vardı. 4-3'lük oynadı. 4-3'lük bir kazandı. 90 artı 3'te attı da kazandı. Luzen'le KG'sini değerlendirmiştik. Yakın zamanda. iki gün. Dün, dün mü? Dünden önce mi ne? Hatırlayacaksınızdır mutlaka. Young Boys bu maçta kazanır. Bratislava'nın da o kafasındaki defans düşüncesinden dolayı maçta çok fazla gol olmaz diye düşünüyorum. Maç sonu bir 4.5 kat yaptığınız zaman da 1.48 gibi orandan idealden değerlendirebilirsiniz. Video oluyor. Biraz hızlandıracağım hemen. Başka diyeceğim bir şey yok. Geçelim. Ee, geçelim kızıl yıldız mücadelesine Kızıl yıldız arkadaşlar ilk mücadelede mağlup oldu İyi oynadı yani maç daha dengeliydi Kızıl yıldız zaten deplasman ekibine göre zaten biraz daha kaliteli bir ekip olduğunu da söyleyeyim Bu da idealleri aslında alınabilir bir mücadele Fakat değerlendirmedim ben olursa bir katıl grubunda ekstra yaparsam değerlendirebilirim belki Kızıl yıldız arkadaşlar güzel bir maç çıkardınız zaten sizler de biliyorsunuzdur kaliteli takım olduğunu zaten her iki takımları ismini yan yana koyduğumuz zaman da burada Kızıl Yıldız'ın öne çıktığını hepiniz biliyorsunuzdur mutlaka. Ee, burada ben bir Kızıl Yıldız'ın tarafına gideceğim ve şöyle yapacağım. Deplasmanda skor avantajı olduğu için yani deplasman ekibinin skor avantajı olduğu için burada skoru korumak isteyecektir. Yine aynı şekilde önceliği defans olacaktır. Bratislava mücadelesi gibi. Burada da arkadaşlar maç sonu bir 4.5 kat yaptığınız takdirde 1.50 gibi orandan değerlendirmiş olacaksınız. Değerlendirirseniz ideal olacaktır mutlaka. Değerlendirmek isteyenler bu mücadeleyi değerlendirsin. Geçeceğim son mücadeleme. Geçiyorum hatta. Sparta bırak. Wien mücadelesi. Gelelim bombanın patladığı yere. Bu maçı ben ideal kombineme değerlendirdim. Rapid Wien'in ben zaten sizlere bahsetmiştim. Yani ilk maçta o taraftar desteği neydi ya Rapid öyle? Muazzam bir taraftar desteği vardı. Kale arkasında sallanan o büyük bayraklar, stat'tan çıkan o ses yani çok coşkulu bir taraftar vardı. Fakat ne eksik? Rapid benin taraftarı yok. Şimdi gelelim Sparta Prag. Sparta Prag ilk maçta öne geçmesine rağmen arkadaşlar bir şey bitiremedi. Rapid Wien çok fazla hücumda etkili oldu açıkçası. Yine Rapid benim ben burada hücumda etkili olmasını bekliyorum. Özellikle bu mücadele erken açılabilir. Yani erken bir gol gelirse bu mücadele zaten 2.5'a 3.5'a çıkabilir diye düşünüyorum ben. O yüzden arkadaşlar bu mücadelede ben zaten idealden bu maça kombineme de aldım. KG varı aldım. Yani keyifle izlenebilecek bir mücadele. Karşılıklı gol var bahsini değerlendirirseniz e, güzel işler yapabilirsiniz diyerek söyleyeyim. Buradan KG varı bir alın idealdir. Ben zaten kombine ana kombineme koydum. KG varını aldım. Sonra taraf başı olarak ne olacak derseniz ise ben bu mücadeleyi biraz bir adım daha Sparta Purağı önde görüyorum. Maç sonu 1 ve 2.5 üstün oranına bakarsak göstereyim. Maç sonu 1 ve 2.5 üstün oranına bakarsak yüksek orandan değerlendirmek isteyenler için 2.33'lük bir oran var. Yani bu orandan ben değerlendirme yapar mıyım? Yüksek oran grubumda belki yapabilirim. Yine 2-1'lik bir skor bekliyorum. Hatta skorunu da verelim. 6-60'lık bir skoru da var. 6-60 oranı var. Skorunu da değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirsin. Ben yine 2 KG var zaten önerdim. Yine 2-1'lik bir Sparta galibiyeti gelebilir. Ve maç uzar diye düşünüyorum. Kombineler ekrana gelsin o zaman. Bu arada arkadaşlar videoyu bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz valla ses kalmadı. 20 dakikadır bakın. Geçiyorum. Kombinelere baktığımız zaman da arkadaşlar 27 Temmuz kombinesi gördüğünüz gibi 10 oyun mücadelesinde KG var dedim. Zor bir mücadele gelirse zaten ya bugün gerçekten zor bir gün o yüzden tek kombine çıkardım bugüne. Yani şeydense çarşamba günündense salı günü gerçekten daha zor o yüzden ilk kombinemiz budur. O muayene mücadelesinde KG var. French mücadelesine mücadelesinde 3.5 kat dediğiniz zaman da zaten ben genellikle size 2'nin üzerine çıkıyorum. Oran olarak baktığımız zaman hep 2'nin üzerindeyim. O yüzden bu mücadelede 2'nin üzerine çıkmaya çalıştım. French Varoş'u da öyle ekledim. Oyunu domine etmesini ve maçta 4 gol çıkmasını beklemiyorum. İdealdir. Değerlendirmek isteyenlere 27 Temmuz kombinesi budur. 28 Temmuz kombinesine baktığımız zaman ise Young Boys mücadelesinin ben kazanmasını bekliyorum zaten bahsettim. Maç sonu 1 ve 4.5 kat yaparaktan da oran yükselttim. Çünkü bir o 28 oranı var Young Boys'un. Değmez. Ben yine Bratislava'nın yapacağı defanstan dolayı Young Boys'un da orada 5 tek başına 5 atacağını düşünmüyorum. Bu maçta ilk gol önemli. Gerçekten ilk golün dakikası önemli. O yüzden maç sonu 1 ve 4.5 alt yaptım. Değerlendirmek isteyenler değerlendirsin. Sonra baktığımız zaman da Sparta Buran zaten KG varanı almak istiyorum. Yani keyifli bir mücadele olacaktır. Mutlaka pozisyonlara girecektir karşılıklı. KG Varın değerlendirdim ve Galatasaray PSV maçına ise tekli bir öneri sunuyor. PSV'nin yine aynı şekilde galip gelebileceğini düşünüyorum. 2-0 orandan bence denenir. İlk maçta duman ettiler. Bu maçta da bizi duman edebilirler. Umarım bir futbol mucizesi gerçekleşir ve Galatasaray maçı kazanır diyerekten de videoyu bitiriyorum. 20 dakika oldu. Kusura bakmayın biraz uzun oldu. Uzun zamandır bu kadar uzun video çekmiyorum. Ama gerçekten iyi hazırlandığımı da söyleyeyim bol şanslar. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Görüşmek üzere.